Çok soru geldi. Hep bir söylenti vardır. İngilizler esirlerimiz Seydi Beşir kampında gözlerini 10 bin Türk askerinin gözünü kör etti mi? Bu doğru mu? Şöyle söyleyelim. Bu kör etme meselesi İngilizler için söylenir. Ve kör etme meselesini ilk gündeme getiren 1921'in Mayıs'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Edirne Milletvekili Faik Bey ile Şeref Bey var. Bunlar esirlerimizden öğrendiğimiz kadarıyla Seydi Beşir'de ve Heliopolis kampında, Mısır'daki iki kampta esirlerimizi krizol banyosu denen bir küvet var. Küvetin içerisine krizol dolduruyorlar, suyun içerisine. Krizol dezenfektan. Evet. Metinfenol diyorlar buna yeni adıyla. Cilde temas ederse büyük zararı var. Efendim vücuda temas ederse gene yıkamak lazım. Hele göze temas ederse hem yıkamak lazım 2 dakika içerisinde hem de doktor müdahalesi gerekir. Şimdi genellikle askerlerimiz, esirlerimiz düşünün Sarıkamış'ta esir olmuş. Tabii. 15 bin asker. Bunlar yürüterek Nargin Adası'na getirmişler. Çok kötü şartlarda orada kalmışlar bir sene, bir buçuk sene. Sonra oradan almışlar Sibirya'ya götürmüşler. Zaman zaman yürütmüşler, zaman zaman trenlerle götürmüşler. Mısır'a gidenler de öyle. Yürütüldükleri de çok, trenlerle götürüldükleri de var. Dolayısıyla yıkanma imkanları falan olmamış hiç. İngilizler de kötü niyetli değil belki ama bunları haşerelerden, bitlerden temizlemek için o banyonun içerisine askerlerimizi sokuyorlar. Tembih de ediyorlar yüzünüzü şey yapmayın diye ama nöbetçi bunlara dipçikle çıkmak istiyorlar. Çünkü çıkmasınlar diye bu hareketi yapınca hemen suyun içerisine dalıyorlar. Oradakilerin büyük bir kısmının gözleri sakat dönüyor. Bunu Şeref Bey söylüyor. Diyor ki buradan karar alalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden o kamplarda kim sorumluysa İngilizlerden, mütercimlerden, daha çok mütercimler Ermeniler oluyor. Bunların da kasıtlı davrandığını söyleyenler var. Bilemeyiz ama bunlar söylenti. Dolayısıyla bir karar alalım. Bunlar hakkında siyasi ve hukuki işlem başlatalım. Bir ay sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasının olduğu Mısır kamplarında esirlerimizin gözlerinin kör olmasına sebebiyet verenler hakkında hukuki ve siyasi takibat başlaması için karar alıyorlar Haziran'da. Hocam kör mü olmuş, arızalanmış? Bir kısmı, biri kayboluyor tamamen, bir kısmının biri daha az görüyor, hiç görmeyenler de var. Şey şimdi, doğru mu, 10 bin kişi kör olmuş? Şimdi onu söyleyeyim. Antep'te Defteri Hakani memurlarından biri esir olmuş Heliopolis kampına. Daha sonra hatıralarını yazmış. Hatıralarında diyor ki, farklı bir şey de söylüyorum. Gözlerimizden hastalandığımız zaman diyor, doktora gitmeyi istemezdik. Çünkü doktorlar bizi buldular mı, mal bulmuş mağribi gibi üzerimize çökerlerdi. Ve bizim özellikle siper alan gözümüzü çıkarırlardı, oyarlardı. Biz onlara göz oyucular adını vermiştik diyor. Tabir aynen böyle. Ay. Biz onlara göz oyucular adını vermiştik. Memleketlerine dönerlerse tekrar orduda kullanılmasınlar diye. Böyle bir iddia var. Ama onun dışında bir başka şey daha, şuradan izin verirseniz onu kısaca bir okumak isterim. Biliyorsunuz İzmir'e gelen esirler, orada bir komisyon kuruldu. Komisyonda nasıl esir oldu, neler geçti başından, elinde belge fotoğraf var mı, ver onları diye orada bir soruşturma yapıldı. Soruşturmaya yapılanlardan birisi Osmanoğlu Hüseyin. 4 kişilik heyet karşısında, rakam var da onun için okuyorum. Evet. Verdiği ifadesinde esirlerin sistemli bir şekilde kör edildiğini gözler önüne seriyor. Efendim diyor, şimdiki bundan sonrası kendi sözü. Esir düştüğüm zaman gözlerim sağlamdı. İskenderiye civarında Telel Kebir 5 numaralı tele koydular. Esir kampında tel diyor bizim esirlerimiz. Evet. Tele çıkmak, telde kalmak, telde yaşamak. Öyle söylüyorlar. Biz 300 kişiydik. Bir gün bizi havuz banyosuna soktular. Meğer havuzun içerisine bir takım ilaçlar koymuşlar. Havuzdan çıktıktan sonra gözlerimiz şişti, bozuldu. Sonra 7 numaralı hastaneye yatırdılar. Bizimle esir düşmüş İslam doktorları orada esir bulunuyordu. Onlardan bizim gözlerimizin neden böyle olduğunu sual ettiğimizde yıkandığımız havuzun asit fenik gibi bazı şeyler koyulduğunu söylediler. Civarımızda bulunan diğer 13 bin kişinin de bizim gibi gözlerinin bozulduğunu gördük, anladık.
kendi ifadesinde 13 bin rakamı var. Mecliste verilen ifadelerde de yani o konuşmalarda da Şefik Bey, Faik Bey ve ismini unuttum şimdi hatırlayamadım. Faik Bey ile şurada neyse hocam aramayın şey yapın. Evet. Şemsi Bey galiba şimdi hatırlayamadım evet. Gene. Onlar da 15 bin rakamını veriyorlar. Yaptığımız araştırmada bunu İngilizler kasten yapabilirler mi? Ben o kanaatte değilim. Bunu söylemem lazım. Ama o ilaç banyosundan dolayı esirlerimizin önemli bir kısmının görmeden mahrum olarak geldikleri doğrudur. Çünkü İzmir'e çıkan Ali Nadir Paşa İzmir'deydi ya malum. Evet. Ali Nadir Paşa'nın Genelkurmay'a gönderdiği bir rapor var. Ben o çalışma sırasında buldum onu. Diyor ki İzmir'den dönen esir kafilelerinden 4 numaralı kafilenin içerisinde 303 esirin gözleri kördür diyor. Birbirlerine tutunarak inmişler. Dolayısıyla o hakikaten yüreklerimizi burkan bir olaydır. Her ne kadar kasıt yoktur desek de bir vaka ortadadır. Sayılar da demek ki 10 binden aşağı değil. Bir kafilede 303 olursa düşünün artık oradan gelenleri. Bir şey soracaktınız galiba. Hayır. Öyle mi? Dolayısıyla hayır. Körlük meselesi ağırlıklı olarak böyle. Ama bir tek Mısır'da var. Mısır kampında Seydi var. Seydi Beşir'de. Evet Seydi Beşir'de. Biraz da işte kum, o coğrafi şartları da dikkate alırsanız normal şartlarda da göz hastalığı konjivit türünden oralarda yaşanıyor. Ama herhangi bir göz problemi nedeniyle doktora giderseniz isimlerini de veriyorlar. Arsen Koren, Samuel bilmem ne diye iki Ermeni doktordan bahsediyorlar. Bunlar bilerek isteyerek demin dediğim gibi nişan alan gözü. Ermeni doktor. Ermeni doktor diyorlar. Birinde, kampın birinde iki Ermeni doktor var. Onlar yapıyor diyorlar. Yani İngilizlere çalışan Ermeni doktor. Evet evet tabii. Bizim vatandaşımız eski. Bir kısmı bizim vatandaşımız, bir kısmı da Ermeniler oraya getirmişler onları. Bizden getiriyor gene. Bizden getirmişlerdir gene tabii. Osmanlı doğru. Doğru. Mütercimlerin hemen hemen hepsi Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler. Kamplarda mütercimlik yapanların. Şimdi Erhan Bey şöyle söyleyelim biliyorsunuz. Vallahi hocam İngilizlerin yapmış olabilir. Yani oradaki Türklerin gözlerini kör olamayacağını önceden tahmin etmemeleri imkansız. Yani yeterince uyarı yapsalardı sayı daha az olurdu. Doğrudur. 13 bin, 15 bin evet. Neyse. Hayır, çok uyarı yapmaması hatadı da ama kasten rakam. Yapacağını hocanın dediği gibi ben de tahmin ettim. Yok kasten değil. Yani orada bu kadar büyük rakamlara ulaşmazdı yani. Yeni bir hatırada gördüm. Daha doğrusu dönen esirlerin ifadelerini de gördüm Genelkurmay'da. Bir İngiliz zabiti diyor. Geliyordu kampa akşamları. Hala gözleri gören var mı? Gözleri görüp de gidip memleketine bize karşı savaşacak olan var mı? Varsa onları da gönderelim yarın sabah diye bize söylerdi diyor. Buradan anlıyoruz ki diyor bunu kasti bir işlem olarak yapıyordu İngilizler diyor. Raporda mı yazıyor? Evet dönen esirlerin birinin ifadesinde var. Ateşe Başkanlığı'nda. Hmm. Allah Allah. Sayılarını biraz söylememe izin verir misiniz? Tabii hocam. Tamam. Tamam. Şimdi biliyorsunuz biz Göbeğli Breslau bombalama olayı olduktan sonra Ruslar hemen bu Kars Ardahan Batum o bölge Sarıkamış kendi ellerindeydi. Oradan taarruza geçtiler ve hepimizin bildiği Sarıkamış olayı yaşandı. Sarıkamış olayında 15 bin esirimiz var. Bunun bir kısmı Hamamlı'da önce orada bulundu. Sonra biliyorsunuz 9. Kolordu Komutanı ile birlikte İhsan Paşa ile birlikte subayları da esir oldular. 15 bin esirimiz var. Onun arkasından kanal harekatı başladı. Hı hı. Hem birinci kanal harekatında hem de daha sonra gelen ikinci kanal harekatında 4000'e yakın esirimiz var. Hı hı. Arkasından hemen Çanakkale cephesi açıldı hepimizin bildiği gibi. Çanakkale'de de 8000 İngilizlere 2000 de siz söyleyin Fransızlara esirimiz var. 10.000 de onlara esirimiz var. Artık ondan sonra çözülme başladı biliyorsunuz. Hı hı. Filistin cephesi, Irak cephesi, Filistin cephesinden birliklerimiz artık topluca taburlar halinde esir olmaya başladılar. 75 bin, 10'ar bin sayılar gittikçe arttı. İngilizler, oradan başlayalım isterseniz. İngilizler bu esirler için önce Bağdat'ta küçük esir kampları kurdular. Bağdat'ta. Elmacil kampı bunlardan bir tanesidir. Ama nereden götürdüler Bağdat'ta? Bu şöyle söyleyelim. Basra Körfezi ilk çıktıkları yer. Evet. Kurne, Şuaybiye, Kut, Kutul Amare. Oradan yukarı aldılar oradan. Ama orada tutmadılar sonra. Bunları demir yoluyla Hindistan'a götürdüler. Evet.
Hindistan'da da çok esir kampı var. İki tanesi Türkler için. Bunlardan biri Sumerpur kampı, öbürü de daha çok Türkiye'de daha çok bilinen Bellary esir kampı. Bellary kampının Türkiye'de daha çok bilinmesinin sebebi de daha çok subaylarımız orada. Hmm. Okuma yazma bilenler daha çok subaylar olduğu için dönenler hatıralarını yazmışlar ve oradan çok sayıda da mektup gelip gitmiş. Böyle olunca Bellary kampı Osmanlı toplumunda Türkler daha arasında biraz tanınmış, tanınıyor, biliniyor. Diğer Sumerpur kampı o kadar bilinmiyor. Fakat bu kamplar da yetmemeye başlamış. Düşünün, İngilizlerin elinde 138 bin diyorum, 138 bine yakın esir var. Bu defa bunları Birmanya'ya, kendi kontrollerinde o dönemde Birmanya. Birmanya'da da iki büyük, iki de küçük esir kampı kurmuşlar. Bunlardan birini az önce siz söylediniz, Tayyip Mio esir kampı. En önemlilerinden bir tanesidir. Genelkurmay geçen sene şey yaptı. O şehitliği restore etti. Hmm. Doğru. Fakat çok uzun süre bakımsız kaldı orası. Evet. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda da İngilizlerle Japonların mücadelesi sırasında bizim şehitliğimiz vardı orada. Şehitliğimiz savaş alanının ortasında kaldı. Böyle olunca bizim mezar taşları kırıldı. Oradaki imamlardan bir tanesi, Müslüman olanlardan bir tanesi, o taşları toplamış, caminin önüne koymuş. Daha sonra oraya giden işte elçilerimizden bir tanesi bunu fark etti. Evet. 64'ten itibaren de orayla ilgilenmeye başladık. Dediğiniz gibi sonra hem elçi, Dışişleri Bakanlığı... Şeyde çok belge var onunla ilgili, çünkü enişteleri, o da vefat etmiş. Bu karayolları binası vardı ya hocam, Eteli'ye giderken, Zincirlikuyu'daki. Evet. Siyah bina. Evet. Karabulut Holding atölyelerinin önünde. Evet. Onun mimarı Mehmet Bey'de. Hmm. Sandık olsa evrak vardı. Tayet kampında bir albay supi var. Mehmet, bak şu anda ekranda gözüken işte. Öyle mi? O. Şu ekranda gözükenler o mezar taşları, işte. Kırılan mezar taşları. Mehmet Konur Alp'in enişesi. Tamam. Albay supidir. Albay supi Bey orada vefat etti. Evet. İşte sonra İngilizler şeyi göndermişler Albay Supi Bey'i. Şeyleri doğrudur. Bütün her şeyini. Evet. Ve orada bütün esirler üzerinde çok büyük bir etkisi olduğu söylenir. Herkes ondan büyük bir hürmetle, saygıyla bahseder. Hatta şöyle bir olay var, izin verseniz onu anlatayım. Çok enteresan çünkü o. Tabii 4000-5000 esir oluyor. Bu 5000 de sabit kalmıyor. Tatmiyor'dan alıyorlar, efendim, Meytili'ye gönderiyorlar. Oradan alıyorlar, Hindistan'a gönderiyorlar. Esirlerin böyle dolaştıkları da söz konusu. Çünkü zaman içerisinde Arapların şeyi başlayınca, Şerif Hüseyin'in olayı, ondan sonra Türklerle Araplar arasında kavga başlıyor. Hı. Kavga başlayınca bunları ayırmak icap ediyor. Kamplar arasında da hocam, dolaştırıyorlar bunları. Olay dediğiniz bunları. Nedir? Efendim? O olay nedir? Olay şudur. Onu Şerif Hüseyin olayı dediğiniz nedir? İngilizlerle birlikte oldular. Ve Osmanlılara karşı şimdi yok İngilizlerle... diyorlar da bazıları yok, hayır şey. Olmaz olur mu? Onun için, yanlış mı söylüyorlar? Yani şunu söylerlerse ona hepimiz katılırız. Elbette Arapların içerisinde İngilizlerle birlikte olmak istemeyenler de vardı. Ama Şerif Hüseyin'in adamları onlarla birlikte oldular. Halife olacaklarına inandılar ve Osmanlı Devleti'ni arkadan vurdular. Bunu söylememiz lazım. Bu kehanet değil. Şimdi evet cami yapmak istiyorlar Tayet kampına, Tayet Mio kampına. Münacat ediyorlar yetkilileri, İngiliz yetkilileri. İngiliz yetkililer diyor ki tamam, yapalım size bir cami. Size bir cami, burada ahşaptan bir cami yapalım. Supi Bey'in içine, Allah rahmet eylesin, sinmiyor tabir caizse. Topluyor bir gün subayları, işte evlattan da ileri gelenleri, diyor ki cami yapalım. İbadetimizi rahat rahat kılalım. Tamam. Ama biz burada kalıcı değiliz. Yarın biz buradan gideceğiz. 4 sene, 5 sene. Nitekim 4. senenin, 5. senenin sonunda o kamplar kapatıldı. Efendim, bu gördüğünüz fotoğraflar yan tarafta. Seydi Beşir kampı burası. Esirlerimiz. İki subayımız. Türk savaş esirleri. Hocam çok affedersiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Şu efendim, ana ben ölmedim. Bu 2001'di galiba, değil mi evet hocam? Evet efendim, 2001. 2001'de çıkmış İş Bankası'ndan. Harika bir kitaptır. Bir askerin mektupta mı geçiyor? Evet evet. Evet, bir asker mektubunda geçen yani bir cümledir. Arkadaşlar şu kitabı tam gösteriyorum. Allah aşkına yarısından göstermeyelim. Git geri. Fotoğrafı odaklandı. Kitabı kesmek moda oldu ya. İlk gün ekranı şey yapsın diyor. Kitap bu. Ben rica ederim, gelin diyor. O zaman şey yaparız. Şimdi bu bir esir düşmüş askerimizin annesine yazdığı mektupta geçen ifade, ana ben ölmedim. Bu harika bir kitaptır. Fotoğraflar, bazı belgeler renkli basılmıştır. Şöyle gösterelim.
gördüğünüz gibi. Belgeler, fotoğraflar vesaire. Sonra bu kitabı aldılar. İkinci baskı yapıldı. Boyu küçüldü. Böyle siyah beyaza çevirdiler. Demek ki bu yayıncıya, yani İş Bankası yayınlarına, İş Bankası Kültür Yayınlarına masraflı geldi. Ama tarihe baktım, bu da Ahmet Bey'den önce. Hmm. Ahmet Bey olsaydı bunu renkli basardı gene. Ucuzlatmıştı kitabı. Siyah beyaz. Ucuz, maliyet hocam. Çünkü eserlerimizin maliyeti çok şeye geliyor nedense. Ya. Ülkeye çok geliyor o zaman. Şimdi Ahmet Bey olsa bunu yapardı. Bakın siyah beyaz olmuş. Ve kitap okuyamıyorsunuz, edemiyorsunuz, berbat olmuş. Maalesef, ama bu konudaki tek kitaptı. Bakın şu demin gördüğünüz renkli sayfalar bu hale gelmiş ama gene tek kitaptı. Ama bulabilirseniz bunu bulun. O çok güzel. Bu güzel. Aynı yayın evi. Evet. Bu tasarruf tedbirlerinden sonra kemer sıkılmış. Bu şeyden. Evet efendim, bu. Cemalettin Bey'in hocanın kitabı harikulade bir kitaptır. Hocam, yani göz yaşartıcı hikayeler var. Evet, teşekkür ederim. Şimdi, evet hocam, cami. Biz buradan ayrılacağız. Ayrıldıktan sonra buranın ne amaçla kullanılacağını bilmiyoruz. Hmm. Kim diyor hocam? Bizim bunu? Supi Bey, Albay Supi, Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla Burma'daki bu Tayetmöy kampına yapılacak camiye diyor ki bu niyetle karşı çıkalım. Biz gene gelin barakalarımızın birine seccadelerimizi serelim. İbadetlerimizi barakalarımızda yapalım. Ama buraya bir cami yaptırırsak, o da daha sonra biz ayrıldıktan sonra başka niyetlerle kullanılırsa bunun vebali bizi bulur diyor. Ve hepsi hak veriyorlar, Supi Bey'e camiyi yapmaktan vazgeçiyorlar.